Merhaba arkadaşlar, hepiniz üniversitemiz hoş geldiniz. Bugün Arabi Kampüs, yani bizim merkez kampüs olarak adlandırdığımız yerdeyiz. Üst kapıdan şimdi okulumuza giriş yapacağız. Daha sonrasında da sizlere üniversitemizi tanıtmaya çalışacağız. Çalışacağız. Hadi. Şimdi arkadaşlar, bazen karşınız okulsanız da buradan geçemeyebilirsiniz. Bu tip durumlarda hiç korkmanıza gerek yok. Kartınız bozuk değil. Direkt yan taraftaki yerleri deneyeceksiniz. Param da düştü. Ya da güvenliklere kartınızı gösterip geçebilirsiniz. Ben güvenliklere gösterip geçtim. Ali Mert geçti direkt. Gel. Güvenlikçi abimizle de tanıştıralım. Yeni öğrencilere belki mesajı varmış. Kimliklerinizi yanınıza taşıyın. Kimi az önce okumadı şurada. Ben kartımı gösterdim, geçtim. Hadi gidelim. Merkez kampüse girişinizi yaptınız. Buradan yol birazcık ayrılacak. Biraz sonra her şeyin detayını biraz daha ileride anlatacağım. Şimdi arkadaşlar, buradaki tabelada nereye gideceğinizi görebilirsiniz. Yani Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde okulları takip ederek gidebilirsiniz. Burada her şey yer alıyor. Ben bir sorabilir miyim? Şimdi işaret var. Kavşak gibi bir işaret. Bunda şöyle gideceğim. Bu işaret ne işaret? Şöyle gideceğim. Şurayı anlatmadık bak, şu taraf rektörlük binası. Pek gitmeyeceğiniz bir yer zaten orası. Sadece ama göreceğiniz bir yer yani. Hani görüyorsunuz. Buradan yol bir tarafa doğru gidiyor. Oradan da geçişlerimizi yaparız biraz sonra. Bir tarafa doğru devam edelim. Bu yolun kullanılma amacı AVM'ye nasıl kısa yoldan giderimdir. Ama kullanırsınız arada da, olur öyle şeyler. Şimdi burada da Mezopotamya uygarlığından kalma bir eski bir harita görüyoruz. Buralarda küçük böyle ne denir onlara, ibadethaneler falan var. Şu an buradasınız. Şuradaki tabeladan sonra bir tane de burada var. Herhalde bunu daha eski yapmışlar. Biz de kendisiyle ilk defa karşılaştık ama bayağı yaşlanmış yani, yıpranmış. Yani ayıp olmasın diye bir bakarsınız gideceğiniz yere ama yani. Ama abi. Hadi. Arkadaşlar, bulunduğumuz bölge Sezai Karakoç Kültür Merkezi. Şuradaki okuma salonları iki katlı yere gidiyor. Şurası kütüphanenin geri kalan tarafları. Okuma salonları var, çalışma salonları. Arkada Sezai Karakoç Kültür Merkezi var. Çeşitli sempozyumlar, konferanslar, tiyatro oyunları yer yer yapılıyor. Sezai Karakoç'un yanında da kantin var. Oradan ihtiyaçlarınızı giderebilirsiniz. Şuradaki görmüş olduğunuz giriş yerinden öğrenci işleri, kültür spor daire başkanlığı gibi devam eden birimler orada yer alıyor. Şurası konuk evi, orada zaten öğrencinin işi yok. Genellikle misafir olarak gelen akademisyen fakültelerin olduğu noktaya doğru inelim. Bazı okuma yerlerini kendi yatağınızdan daha çok benimseyeceksiniz sınav zamanları yer yer. Ya şimdi burada yol ikiye ayrılabilir. Kafanız karışabilir. Ya fakültelere gideceksen şuradan da gidersin. Şurası da gidiyor. Ali Mert, hangi taraftan gidelim? Şuradan mı gidelim, şuradan mı gidelim? Buraya daha çok sıcağım. Arkadaşlar, bu arada küçük bir uyarı. Kesinlikle korkuluklardan tutmayın. Elinize benzin ve benzeri şeyler bulaşabilir. Şu taraftan gidelim diyorum ya. Ben de bu taraftan gitmek istiyorum. Hadi yürü. Burada buluşalım. Yani zaten merdivenler şu şekilde birleştiği için aynı yere çıkacağız büyük ihtimalle. O zaman gel buradan gidelim. Hadi seni mi kıracağım? Hadi seni mi kıracağım? Hadi gel. Siz de oradan inersiniz sürprizli bir şekilde. Alo. Yemekhaneye gel. Yemekhane. İnsan çekimin ortasında böyle telefonda konuşur mu ya? Burada en geniş merdivenler buradadır. Yemekhaneye inerken ve çıkarken zaten yediğiniz tehlikeli. Evet. Çok güzel bir yere geldiniz. Yemekhaneye hoş geldiniz arkadaşlar. Yemek saatlerimiz öğlen 11:30-2, akşam 16-17:30 arasında yemek yiyebilirsiniz. Her gün bir kere yeme hakkımız var. Tekrar da yiyebilirsiniz tabii ki ama tekrar bastığınızda 8,5 lira gibi bir meblağ ödüyorsunuz. Şu alet diyoruz cihazı. Arkadaşlar, bu alet bana üstü vermez. Benim 50 liram niye içeride kaldı falan demeyiz bana. Ya da yersiniz zaten daha sonrasında. Kartı şuraya takıyorsunuz arkadaşlar. Kağıt paranızı buradan itekliyorsunuz. Bozuk para kesinlikle almıyor. Şurası zaten kapalı. Okulun Beyoneli.tr adresinden de belirli saatler arasında kredi kartınızla para doldurumu yapabiliyorsunuz. Son kalite polimerden kapattırdık burayı. Elektrik bandı falan değil. Son kalite polimer. Şuradan bir bakalım mı? Gözüktüğü kadar. Damacanalar var, su basıyorsunuz falan. Herkes kendi suyunu kendi dolduruyor. Tabii. Damacanadan su doldururken evlenen arkadaşım var. Tabii. Birbirimizi görürsün. Şu yani nasıl falan böyle bir şeyler oluyor.
Oğlum dur, burada ne var? Dünyanın en teknolojik aletlerinden biri var. Zamanında Cem Yılmaz reklamını yaptı bunu. Burada kamera var. Burada kamera var oğlum. Vay be, şuna bak. Q klavye var. Harika bir şey. Hadi hadi gidelim. Ya bunun ne oldu ya? Kaldırsana. Kıyıda köşede kalmış bir konferans salonu var burada. Asma bahçeleriyle. Tahir Karaoğuz konferans salonu. Karaoğuz. Karaoğuz dedi zaten. Uğuz. Karaoğuz. Düzeltme çocuğu. Karaoğuz. Terbiyesiz kameraman, haddini bil. Köpek. Dön. Şimdi inmeye devam ediyor. Zaten gördüyseniz hep, yani görmediniz de biz hep merdiven iniyoruz şu ana kadar. Ya da merdiven çıkıyoruz Zonguldak. Bu merdivenden de inip direkt bestiyonun önüne çıkacağız. Hadi devam edelim. Merhabalar arkadaşlar. Buradan güldür güldür su akıyor. Uzakta yağmur yağıyor. Güldür güldür su akıyor. Güldür güldür. Evet. Genellikle evinizin yakınında bir merdiven olur. Yağmur yağdığı zaman oradan işte su kayar. Balıkla atlama falan. Balıkla atlama. Devam edelim. Spor salonu. Spor salonunda ne var? Salon var. Basketbol, voleybol, bir de futbol yapılıyor. Handball var orada. Bizim bir de 18 Mart Çanakkale gösterilerimiz burada yapılıyor. Bekleriz 18 Mart. Abi okulda ATM var mı diye sorular geldi. Niagara Şelalesi yönünde devam ettiğin zaman ATM'ler burada. PTT Kargo burada. Bir de Pamukkale Şube var burada. Arkadaşlar Niagara Şelalesi PTT ATM'lerin hemen karşısında Fen Edebiyat Fakültesi. Şu anda burada. Buraya girsiniz. Fen Edebiyat Fakültesi'nin sağında İlahiyat Yokuşu olarak adlandırılan yer var. Orası şimdi İlahiyat'tan ayrıldı. Kayak merkezi olarak kullandığımız böyle bir yokuşumuz var. Kışın kar yağdığı zaman hemen dalın oraya. Belasını versin. Abi İBF nereden var? Sol gidecek. Merdiven var mı? Kuşu geçeceksin. Hadi Allah kurtarsın. Eyvallah. Kardeşim. Ölmüş. Yazık lan. Yazık. Ter olmuş lan. Neyse biz de adı iktisadi idari bilimlere doğru devam edelim. Çocuğun omurgası sayılıyor. Evet, azıcık şurada dinlenelim biz de. Az önceki arkadaşımız da burada oturuyormuş. Şans. Arkadaşlar buranın manzarası harika, gel gör. Botanikte göremezsin bunu. Çok güzel. Mis, VR teknolojisi. Ekosistem var burada. Bir şeyler var yani, canlı bir ortam var burada. Ay doğarken çıktım yola. Selamatlar verdim dile. Gel gidelim cümle bile. Güzeldir kahve yolları. Güzeldir kahve yolları. Arkadaşlar şu anda yokuştan aşağı indik. Caminin hemen karşısı Devlet Konservatuarı Çalgı Yapım Bölümü. Sağ tarafındaki alanda KYK kız yurdu. Kız arkadaşınız olursa sarı kapıya kadar girebiliyorsunuz. Ondan sonrasında valı bırakıyorsunuz artık. Hadi. Arkadaşlar sağ tarafımız futbol sahası ve tenis kortu. Bülent Ecevit Üniversitesi öğrencileri tenis oynamaktan çok hoşlanıyor. Keyifli vakitler geçiriyor. Rivayete göre yemekhaneye kadar tenis kortunda maç yapabilmek için sıra beklemişler. Tenis kortundan bahsederken ister istemez sesim de bu şekilde değişti. Kusura bakma. Eliflik lazım, her okula lazım. Ve iman gücüyle ya da başka bir şeyle oyunu oynayabiliyorsunuz. Arkadaşlar şurası 15 Temmuz Şehitler Kampüsü. Orası kampüs de biz nereye gittiğini daha bilmiyoruz. Öğretmen evi solunda karşıdaki yeşil çatılı yer yüzme havuzu. Kadın erkek günleri oluyor, onları üniversitenin sayfasından takip edin. Hemen sağımızda sahaların oradan indiğiniz zaman İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'nin binası. Burada balkon var, oradaki manzarayı size göstereceğiz. Oraya bir geçiş köprüsü yaptık, üst geçit. Ama ne olacak, nereye gidecek, ne ya, şekilde açıldı olacak? Açıldı mı, açılmadı mı bilmiyoruz. Yani bilmiyoruz. Bu arada havuzunun hemen karşısında da obezite ve diyabet merkezi var. Ben de oraya gitmeyi düşünüyorum yani. Yeni yerler keşfedin. Gördüğünüz merdivenlere bir şans verin. Tabii yeni geldik ya. Balkon ikiye ayrılıyor. Sağ ön balkon, sol arka balkon diye. Buranın manzarası güzel manzara. Sağ taraftaki daha güzel. Ben burayı seviyorum. Bak orada da merdiven var. Bak farklı yerlere gidiyorlar. Hadi bu taraftan devam edelim.
Ah aşkım ah, bir gün var ya evlenince bir sürü anıları anlatabileceğiz burada. Ah Sezgin, o kadar mesurdum ki seninle beraber merdiven çıkmak. Terledikçe bile daha çok alışık oluyorum sana. Neyse böyle RP'ler görebilirsiniz yani. Yani roleplay yaptık şimdi. Böyle şeyleri görebilirsiniz. Kız arkadaşınızla gelirsiniz. Yakın arkadaşınızla gelirsiniz. Manzara var. Şurası AVM giriş kapısı ama biz buraya ne arka kapı diyoruz ne alt kapı diyoruz ne bir kapı yani. Kapı kapısı bu. Buradan da giriş yapabilirsiniz. AVM hemen okulumuzun altında. Buradan EM kantine doğru yolumuza bakacağız. Omuzlara dikkat edin. Tetanoz aşınız yoksa fazla tutmamaya çalışın. Allah ya. Aldım. Verdim. Sen de onu aynı şekilde. Sağlam sağlam sorun yok. Beni taşıyor. Sıkıntı yok. Olmaz. Tüm malzemeleri sağlam. İnmesi biraz sorun işte. Evet ama sen inemezsin. Hep dengeli. Şimdi burası akademisyenlerin yararlanabildiği bir mekan diye biliyorum. Öğretmenleriniz burada işte tost yerken, çay içerken. Bulunduğumuz yer tam olarak rektörlük binası olarak gösterdiğimiz yerden. Arasında geçen yoldayız. Biz yine aynı noktaya geleceğiz. Yuvarlak çizdik şu ana kadar. Her yerden merdiven iniyor. Hani hepsini keşfedebilirsiniz. İlk gün güzel bir oryantrik. Oryantasyon. Şey değil mi? Bayrak falan. Oryantasyon okey de. Oryantrik işte şey keşfetme abi. Evet. Bu merdivenler iniyor. Göster bak. Arkadaşlar bu merdiven. Bir yere gitmiyor. Boş. Lojmanmış, perdeleri merdeleri var, insanlar kalıyor. Dediğimiz gibi rektörlüğün arasındaki yol burası. Manzarası, ilkbahar, yaz, sonbahar, kış çok güzel. Okulun 4 giriş kapısı var. Bir tanesi bizim girdiğimiz üst kapı. Üst kapını 500 metre aşağıya doğru indiğiniz zaman alt kapıya denk geliyorsunuz. Alt kapının ışık yine bir bayağı bir yukarısında ilahiyat giriş kapısı. AVM'nin oradan bahsettiğimiz kapı da 4. kapı. Kapı kapısı dediğimiz kapı. AVM kapısı diyelim onu. AVM kapısı. AVM kapısı. Konuk. Birazcık daha yürüdükten sonra güzel bir... Sezgin şunu düzelsene Allah'ım. Bu üniversiteye geldiğinizde buna dokunma kaldırmam gibi şeylerle uğramayın. Üniversitemizi kendimiz güzelleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi Sezgin kardeşim orada hemen tamir etti onu. Böyle güzel bir oturma alanı. D'ye vurdum. Kumunu içine geçirdim. Aşağı düşmüştü. Evet arkadaşlar bu görkemli sütunlara sahip olan yer. Rektör binası. İçerisinde neler var? Basın yayın var. Yardımcıları, devrek bastonlarının bulunduğu ambar da burası. Daha sonra okul ilerledikçe fark edersiniz. Çünkü Beyoğlu TR adresinde haber görürseniz rektörümüz birilerine hediye olarak hep devrek bastonu veriyor. Devrek bastonuna özel bir video bile çekebiliriz yani. Devrek bastonu. Devreye geldiğiniz zaman bastonlar hoş geldiniz diye. Evet arkadaşlar, başta tanıttığımız yere gelmiş bulunmaktayız. Kapı dediğimiz mekan. Yani şunu diyebiliriz, okul üst kısmını gezerek bitirdik. Bir yuvarlak çizdik. Şimdi Amiroğlu tarafından inelim, alt kapıya gidiş yerini gösterelim. Sonra da meşhur yerleri anlatalım. Yani sizin genel olarak takılacağınız yerleri, işte oturacağınız, çay kahve içeceğiniz, bölümlerinize yakın yerleri burası. Az önce insanların pek bilmediği, işte insanları sorarak gittiği yerleri gezdirmeye çalıştık. Yine merdiven ineceğiz. Şaşar mı hiç? Videonun çoğunluğu merdivenden oluşuyor. Biz iniyoruz, hadi görüşürüz. Arkadaşlar şimdi okulumuzun tribün bölgesine geldi. Hemen karşımız Arif Amiroğlu, Durmuş Güler Kütüphanesi'nin arka tarafı. Amiroğlu tarafından devam edeceğiz. Burası da tribün. Şu anda okulumuzda Devlet Konservatuarı'nın yetenek sınavları yapılıyor. Buradaki arkadaşlar da okulumuza girebilmek için yetenek sınavlarında yer alan arkadaşlar. Şu sağ tarafında kalan bölge Arif Amiroğlu sahnesi. Tiyatro oyunlarımızı falan yapıyoruz. Merhaba Nuri abi. Nuri abi de Devlet Konservatuarı çalışanımız. Amiroğlu sahnesi burası. Sınavlarımız da burada yapılıyor her yıl. Şu yol alt kapıdan giriş yolu. Hemen şurası yeni yapılan İlahiyat Fakültesi yeni binası. Biz buradan devam edelim. Ooo merhaba. Merhaba. Burada arkadaşlarınıza karşılık bir karşılık. Bu sınavda görevli olan bir mihmandarın aday arkadaşımızı gezdirdiğini, evet. Okulu tanıttığını, evet. Kantini götürdüğünü, ihtiyaçlarını karşıladığını görüyoruz. İyi böyle pamuklu bir çocuk bu da. Evet arkadaşlar okulumuzun güzide radyosu Radyo Kare Elmas 97.3'te bizlerle beraber her gün içerisinde rektörümüz sürekli konuşmalar yapar, okulumuzdan öğrenciler yayınlar yap, bizlerle alakalı soru ve görüş önerileri alırlar. Demeyi çok isterdim. Yok. Bu var sadece. Evet arkadaşlar burası üniversitemizin kütüphanesi.
kütüphanelerimizin imkanları güzel. Yani burada sürekli 12'den sonra çorba dağıtıyorlar. Evet, sabah. Sınırsız su, hizmet var. 7/24 açık. Uyarımız da şu. Burada bazı arkadaşlar buraya defterini kitabını koyuyor. Yok oluyor, uzaklaşıyor. Göçeme gidiyorlar kış uykusundan. Öyle bir şeyler yap. Sadece ihtiyacımız olduğu zamanlarda buradaki masaları meşgul edelim. Evet. Buradan da İlahiyat Fakültesi'nin önüne geçeceğiz. Belki duyduğunuz o müthiş EM kantin burası. Orası burası. Özellikle güzel havalarda 2-3 misli dolu oluyor. Şurası eski Fen Edebiyat Fakültesi. EM böyle. Şu biraz sonra bir EM podyum göstermesi de yaparız. Orada geride gidiyorsunuz. Sahanın ortasına doğru geçelim. Falan fakülteleri de anlatalım. Arkadaşlar, o ilahiyattan dümdüz geldiğimiz zaman hemen sol tarafta kalan yer mühendislik fakültesi. Madem mühendisliği bölümü, EM podyum. Niye buraya EM podyum diyoruz? Sağlı sollu insanlar oturuyor. Arkadaşımız böyle yürüyor burada. Böyle kafa dönüyor hemen. İnsan burada yürür, dikkat ediyor. Daha fazla itiraf dönüyor. Şimdi birazcık ben böyle ayrılayım, burayı bir göstersen. Okulumuz alanına geldik. Böyle cool patenci arkadaşlarımız burada atlamalar yapıyorlar. Şeyler sunuyorlar. Basketbol potalarımız görüyorsunuz. Burası zaten çok dolu oluyor. Yani. Basketbol oynayan bol kortumuz var. Futbol oynayan biri var. Amaçlı bir kullanım alanı. Fakültesi. Şurada hemen zaten görürsünüz. Genel olarak okulumuz bu kadar arkadaşlar. O zaman başka tanıtacak bir şey kalmadı. Evet arkadaşlar. EM kantinin önünde bitirelim. O zaman görüşürüz tekrar EM kantinin. Evet arkadaşlar, kampüs turumuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Lütfen burada aldığınız kağıt bardakları çöpe atın. Sonuç itibariyle hepimiz belli bir eğitim almış insanlarız. Ve burayı bırakmayalım ve çöpleri insanları da düşünelim. Çöplerimizi atalım. Aklınızda kalanca sorulan sorular için Unofficial BU sayfasından Instagram'da öne çıkan hikayelerde bir sürü sorular var, cevapları var. Oraları inceleyebilirsiniz. Bizden sürekli haberdar olmak için ki okulun etrafında bu sene bizi bolca görebileceğinizi umuyoruz. BU Reportaj sayfasını takip edin. Ve bu izlediğiniz YouTube kanalını da takip ederseniz, abone olursunuz. Bizi çok mutlu edersiniz. Bize daha fazla şeyler yapmaya çalışırız. Hepinize başarılı bir yıl geçirmenizi dilerim. Hoş geldiniz diyoruz. Biz de hoş geldik. Güzel. Bitti. Bu kadar. Son. Kat.